Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kitap videosu yapmıyordum uzun zamandır. Biraz kitap videosu yapmak istedim sizlere. Çok güzel kitaplar seçtim. Biliyorsunuz biz artık kitaplarımızı kütüphaneden alıyoruz. Tarsus'a geldikten sonra kütüphaneden kitap almaya başladık. Her hafta düzenli olarak gidiyoruz ve kitap değiş tokuşu yapıyoruz. Şimdi beğendiğim, sevdiğim kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce Bereketli Peygamberim Hazreti İsmail kitabıyla başlayacağım. Düş Değirmeni Yayın Evi ve yazan Merve Gülcemal. Merve Gülcemal'i çok seviyorum. Bence harika bir insan. Gerçekten çok faydalı işler yapıyor. Bu kitaba da bayıldım. Yani o kadar güzel anlatılır. Çok çok hoşuma gitti. Neva Cennet de defalarca okumak istedi kitabı. Defalarca okuyoruz. Her gün okuyoruz bu kitabı. Çok 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 beğendik. Gerçekten dili çok güzel kitabın. Kitabı 3,5-4 yaş rahat bir şekilde okur. Küçük çocuklar da okuyabilir. Onlara biraz kısaltarak kendiniz okuyabilirsiniz. Hazreti Hacer ve burada da bebeği İsmail, Hazreti İsmail. Neva Cennet'e okurken ben böyle işte annesi aman da İsmail çok tatlıymış da çok tatlıymış da yapıyorum. Neva Cennet İsmail'e bayıldı, çok sevdi. Anne dedi İsmail dedi su mu bulmuş? Evet su bulmuş kızım. Böyle konuşuyoruz. Neva Cennet'in dedesiyle anneannesi yeni haçtan döndüler. Ve burada orada say yaptılar işte bir Safa Tepesi'ne, bir Merve Tepesi'ne gidip geldiler. Burada da o anlatılıyor. Ben de aynısını anneannesiyle dedesinin de yaptığından bahsettim Mekke'de. Neva Cennet o yüzden aynısını mı yapmışlar anne? Zemzem suyu mu getirmişler anne? Diye konuşuyor. Çok hoşuma gitti. Canlı canlı örnekler de yanımda olursa, çocuk işte haçtan gelen insanlara da ziyarete giderse, zemzem suyu içerse daha da güzel bağ kuracaktır. Şöyle kısaca okumak istiyorum kitabı. Her yerini okumayacağım. Ama dediğim gibi Merve Gülcemal zaten çok güzel. Hem okuyor hem yazıyor. Harika. Çok güzel bir yol gösterici. Ve onun kitaplarından faydalanıyorum. Sürekli alıyorum kızıma. Bizim Merve Gülcemal'in birçok kitabı bizde var. Bunlar yoktu. Kütüphanede buldum. Harika oldu. Şöyle başlamış. Bundan uzun yıllar önce günün birinde çölde bir anne ile yavrusu dinleniyormuş birlikte. Annenin adı Hazreti Hacer. Yavrusunun adı İsmail'miş. İsmail, canım, tatlım, ne kadar tatlı bir yavrusu var. Annesi yavrusunu, yavrusu da annesini çok severmiş. Oh oh. Böyle konuşuyoruz. Hurma ve su varmış yanlarında. Yesin annesi de süt olsun yavrusuna. Tane tane yemiş Hazreti Hacer acıktıkça. Yudum yudum içmiş susadıkça. Ama o da ne? Bitivermesin mi su birdenbire? Dönüp dönüp baksalar da kaplarına. Kalmamış işte tek bir damla bile. Şiir gibi yazmış ya. Çok güzel gerçekten. Hacer annemiz kalkmış hemen yerinden. Kocaman bir nefes almış derinden. Şöyle bir etrafına bakmış. En yüksek tepeye koşmaya başlamış. Tırmanmış Safa Tepesi'ne. Yukarıdan her şeyi görürüm diye. Bir sağa bakmış, bir sola bakmış. Ama ne bir damla su ne de yardım isteyecek bir insan varmış. O zaman şimdiki gibi marketler, bakkallar da yok ki. Mekke'de henüz yaşayan kimse yok işin aksi. Kocaman bir çöl, etrafta ne bir dere ne de göl. Bu şekilde devam ediyor daha sonra. Bu kez bakmış karşıda bir tepe daha. Merve'ymiş onun adı da. Başlamış aceleyle koşmaya Merve Tepesi'ne tırmanmaya. Çıkmış en tepeye. Belki yardım edebilecek birilerini görürüm diye. Ama yok işte. Ne bir insan ne de bir damla su var görünürde. Pes etmiş mi dersiniz? Asla asla pes etmemiş. Yavrusu susuzluktan suya ihtiyacı var. Koşması lazım. Koşmuş koşmuş durmuş. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, tam 7 kere. Bir Safa'ya, bir Merve'ye. Bir Safa'ya, bir Merve'ye. Bütün anneler böyledir işte. Çok severler yavrularını, ağlamasınlar, üzülmesinler isterler bir kez bile. Bu şekilde devam ediyor. Sonra tabii ki Hazreti İsmail'in yanında su buluyor. Ve hemen orada suyu görünce ne diyor? Kendi diliyle
zem zem diye seslenivermiş. Zem dur demekmiş onun dilinde. Bir yandan da elleriyle kumdan setler yapıp etrafını çevirince su duruvermiş orada. Öylece o günden sonra hep orada durmaya devam etmiş senelerce. Burada Zemzem'in hikayesini anlatıyorum ben Neva'ya. Zemzem suyu artık orada herkes gidip faydalanıyor. Çok şifalı bir suymuş Zemzem. Tokluk verirmiş. Özelliklerinden bahsedebilirsiniz. Burada da zaten Merve Güncemel anlatmış biraz. Ve bu şekilde devam eden bir kitap. En son birlikte öyle güzel bir iş daha yapmışlar ki bir bilseniz. Aslında doğru ya, elbette bilir hem de çok seversiniz Allah'ın en sevdiği yer desem hemen tahmin edersiniz. Kabe tabii ya, onu da bir sonraki kitapta anlatayım isterseniz diye bitiriyor. Yine Kabe'nin nasıl yapıldığını, kurulduğunu, suyun bulunduğu yerde insanların yaşadığını. Bu şekilde bilgi dolu bir kitap. Harika, harika, harika. Yani 4 yaşa zaten gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Dediğim gibi Merve Gülcemal, Allah razı olsun, gerçekten çok güzel kitaplar yazıyor. Ben bütün kitaplarını çok 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 beğeniyorum. Hepsi birbirinden güzel. Bu kitaba da bayıldım. Sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Okumadıysanız mutlaka Bereketli Peygamberim Hazreti İsmail'in 4 yaş üzerindeki bütün çocuklarınıza okuyabilirsiniz. İlkokul çocukları da daha henüz Hazreti İsmail'le tanışmamış ya da işte Zemzem'in hikayesini bilmeyen, kitap okuyarak da bağ kurdurabilirsiniz. İlkokul çocukları da eminim ki çok çok severler. Bu şekilde ilk kitabımız böyle. Birazdan diğer kitaplarımızı da sizlere göstermek istiyorum. Şimdilik hoşça kalın. Kitap videoları için takip etmeyi unutmayın.